Tekrar gidiyorum ben panelime. Şimdi panelim burada açıla dursun. Şimdi sizi WordPress'e bir buyur etmek istiyorum. Diyorum ki WordPress ne diyelim? Org diyelim. Hatta şuradan download diyelim de kolay bulalım zaman kaybetmeme adına. Download diyeceğim. Evet. Download linkine tıkladığımızda erişmemiz gerekiyor. Ama bu site değil. Şöyle bir alta inelim. Evet, şu org olan. İlk defa bu sitede karşılaşıyorum da, bir saniye. Bizim official site miydi bakalım. WordPress paketini kurduğumuz siteyi arıyorum da değişiyor devamlı. Şurayı da istemedim. Şöyle bir WordPress yazalım. Niye böyle yaptım? Ha, şurası arkadaşlar. WordPress.tr. Zaten bulursunuz. Bu çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu da değil. Bir yardım gelecek mi bana? Bir saniye. Bir alttaki site. Bunun altındaki mi? Yok. Sadece WordPress yazalım arkadaşlar. WordPress.com var. Şu mu acaba? Bakalım. Reklamın bir altındaki. Reklam. Şuna bakalım. Bir türlü, evet, burada. Şuradan WordPress'i edinin dediğinizde şuradan arkadaşlar indirme linkini göreceksiniz. 5.3.2 sürümü. Buna tıkladığınızda zaten indirecektir. Zip dosyası halinde. Ben de indirildiği için tıklıyorsunuz, indiriyorsunuz. Şu an o kadar. Zip halinde onu bir edinin. O yeterli şu an. Şimdi bunun hakimiyetli bir şekilde burada nasıl olay, onu göstereceğim. Bir soru veya cevap yardım mı gelmiş? Tamam, problem değil. Daha önce indirdim zaten ben. Onu zaten çoğu yerden bulursunuz arkadaşlar. Çok sıkıntı değil. Şimdi yine bazen mikrofonlar açık mı kalıyor, bana mı öyle geliyor? Tamam. Şimdi arkadaşlar burada nasıl yükleyeceğiz hocam diğer şekilde diyorsunuz. Dosya yöneticisine geliyorsunuz arkadaşlar. Dosya yöneticinizde her birinde farklıdır ama şu aynıdır. Domains'e geliyorum buradan. Zekisoftware.com'a geliyorum ve buradan public HTML'i seçeceksiniz. HTTP değil, HTML. Public alt tire HTML. Bütün her yerde aynıdır. Ana dizin demektir bu. Şimdi burada herhangi bir dosyanız yok. Hocam buraya nasıl yükleyeceğiz onu? Geliyorum aşağı. Dosya yükle diyeceğim. Ve buradan tıklayarak indirilenlerde kompres kısmında 532 TR'yi buradan indireceğim arkadaşlar şimdi. Buradan zip dosyama tıklayıp normal dosya olarak yüklemeye çalışmayın, yüklemez arkadaşlar. Zip olması lazım. Zip dosyamı buradan aç diyerek yükle diyorum hostingime. Şu anda yükleme işlemi başladı. Bu biraz sürecek arkadaşlar, bekleyeceğiz. Şu gereksiz yerleri biz kapatalım. Temin gerekliydi ama. Onun dışında şeye gerek yok aslında. Biz videomuzu biraz durabiliriz. Şöyle geldiğimiz yine hostingimize. Evet arkadaşlar, arayüzler farklı olsa da siz belki Natro kullanabilirsiniz. Farklı bir firma olabilir, GoDaddy olabilir. Ama bu tarzda bir ibareyi kesinlikle göreceksiniz. Bunu da bu şekilde yüklendi, başarılı olduğunu gösteriyor. Şimdi geldiğinizde hocam yüklediniz ama bu ne ya diyeceksiniz.
Şöyle yapacağız. Seçeceğiz zip dosyasını. Bunu arkadaşlar buradan şöyle geldiğinizde farklı yerlerde farklı arayüz olabilir. Bendeki bu şekilde ayıkla ibaresi. Ve bu zipi ayıklayacağız arkadaşlar bu kısma. Şöyle ayıkla diyerek. Bu kısa sürecektir. Dosyamızı attı WordPress olarak. Daha sonra bu şimdi public HTML bizim ana dizinimiz olduğu için bizim dosyayı bu şekilde atmamız yetmiyor. Dosyanın içindekilerin bileşenlerin her birinin ana dizinde olması gerektiğinden WordPress klasörüne ben tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladığımda buraya geldi şu anda. Ana dizinde değilim bakın fark edersiniz. Ana dizinin bu şekilde. Ben WordPress'in alt dizindeyim şu anda. Buradaki dosyaları arkadaşlar benim ana dizine almam lazım. Onun için de bütün dosyalarımı seçiyorum bu kısımdan. Seçtikten sonra panoya kopyala dedim. Kopyalandı. Daha sonra ana dizinime geldim arkadaşlar. Buradan pano işlemleri ve more files yani dosyaları taşı diyor. Dosyalarımın hepsini buraya taşıyacak şimdi. Ana dizinde olmuş olacak. Dosyalarımı taşıdıktan sonra WordPress klasörüm bana artık lazım değil. Ve zip dosyam bana lazım değil. Bu iki dosyamı alıyorum. Sil diyerek arkadaşlar atıyorum. Evet burası tamam. Bütün dosyalarım gerekli şekliyle ana dizinimde şu anda. Gördüğünüz gibi content, WordPress admin klasörüm, index.php hepsi burada. Şimdi tekrar gidiyorum admin panelime ve burada MySQL'de bir veri tabanı oluşturmanız gerekiyor. Buradan veri tabanı ekle diyeceğim. Buradan işte digital ne diyelim DB1 diyelim. Burada isterseniz kullanıcı adınız değiştirebilirsiniz. İsterseniz aynı kalır. Ben aynı kalsın diyorum. Zeki Software Altire Digital DB1 olarak kalacak. Ve bunu arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra geri dön diyerek işlemlerimizi yaptığımızda onaylıyoruz. Şöyle veri tabanı ekle demedik mi biz? Veri tabanı ekle. Yani şurada ekle demedik sanırım. Digital DB1 diyorum arkadaşlar. Tabii ki şifre vereceğiz. Şifrenizi de buraya vererek veri tabanını ekliyorsunuz. Şu bilgiler önemli arkadaşlar. Bunları verdiğinde sisteminiz. Bunları kesinlikle alın. Birazdan WordPress'i yüklerken ihtiyacımız olacak. Neymiş veri tabanım? Digital DB1. Kullanıcı adım da bu. Şifrelerim hepsi bu. Arkadaşlar normal şeyi ücretsiz zaten WordPress bildiğiniz gibi zip uzantılı kendi org sitesinden yüklediğiniz zaman problem yok. Şimdi arkadaşlar bu kısımda gördüğünüz gibi veri tabanımızın ismi kullanıcımızla aynı yaptığını söyledik zaten ana sayfaya dönebiliriz artık. Şimdi bu işlemleri yaptığınızdan emin olduğunuz anda sitenize gidebilirsiniz. Şöyle Zeki Software diyorum. Bu şekilde yaptığımızda hemen WordPress kurulumu sizi karşılayacak. Başlayalım dediğinizde veri tabanının ismini isteyecek sizden. Ben de şöyle Digital DB1 diyorum buraya. Kullanıcı adınız bu kısımda veri tabanı kullanıcı adınız. Paralarınızı veriyorsunuz. Ben yine basit bir parola vereceğim. Veri tabanı sunucusu Localhost kalacak. Öneki de VP kalabilir. Gönder diyoruz arkadaşlar ve kurulumu çalıştır diyoruz. Şimdi dijital başlığı site başlığını yazacağız. Dijital dönüşüm diyelim. İşte buraya da online sınıf diyelim mesela. Ve şifremizi yine ben yine basit veriyorum da siz arkadaşlar normal yapabilirsiniz. E-posta adresinizi veriyorsunuz burada.
Daha sonra da WordPress. Yani bu kısımda size özel bilgiler. Kuruluma başlamadan önce arkadaşlar bilgileriniz daha çok orada oluşturulan veri tabanı mesela. Veri tabanında verdiğiniz kullanıcı adı ve şifreleriniz. WordPress'i kur diyeceğim arkadaşlar. Girdiğiniz kullanıcı adı geçersiz karakter. Bakalım kullanıcı adımıza. Kullanıcı adına biz bunu yazmışız. Tamam. Z sert diyebilirim ben kullanıcı adıma. Ve az önceki kullanıcı adımız mı oluyor? Site başlığımız bu. Tamam. Tamam, bunu seçelim kullanıcı adı bakalım. Bu kısımda da zaten kurulum bitiyor arkadaşlar. Giriş diyeceğim buradan. Kullanıcı adım ben mailim olarak vermiştim az önce. Zsert 1963. Şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımda giriş diyerek sitenizi artık admin panelini açmış oluyorsunuz. Kurulum bu kadar arkadaşlar.